يَدْعُونَ الْمُدْبِر۪ينَ كَرَمًا وَيَز۪يدُونَ الْمُقْبِل۪ينَ تَلَطُّفًا. Benim dostlarım ey Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Benden yüz çevirenleri davet ederler. Allah'ı unutanların yönetmek için, Rabbine çevirmek için vaaz ederler. Emri bil maruf yaparlar. Tebliğ yaparlar. Ama bağırarak, çağırarak, nefret ettirerek, soğutarak değil. Yumuşak huylulukla, alttan alarak, biz senden üstün değiliz. Sen bizden daha kıymetlisin. Belki son defa sen imanlı olursun, ben imansız ölme tehlikem var. Ben bugüne kadar bir hayır yapmadım, zaten benim de salih amelim yok. Allah beni de affetsin. Ama birbirimizi uyarmak bakımından falan. Böyle konuşacaksın. Ya şimdi emri bil maruf da. Efendim bu ne biçim hal ya? Namaz yapak abdest yok. Ne biçim adamsınız falan. Böyle vaaz mı olur kardeş? Milleti şey ettin ya. Sarhoşa, ayyaşa böyle mi davranacaksın? Hepsine efendim alttan alarak yaklaşacaksın. İyiliğini istediğini göstereceksin. Onu senden üstün bildiğini. Ki öyle bilmelisin zaten. Öyle bilmesin. Sonumuz meçhul. Belki adamın bir iyiliği var oradan affoluyor. Belki senin bir günahın var. Allah onu affetmiyor. Yani onu da bilmiyoruz hali hazırda. Ne hareket bu? Ve yezidûne l-mukbilîn, bana yönelenlere daha ziyade yaklaşırlar. Çünkü zaten adam sohbete gelmiş. Zaten adam Allah'a yönelmiş. Zaten adam zikir istiyor. İlim arıyor gelmiş. O zaten yönelmiş bu tarafa. Onlara telattuven, daha hoş muamele yaparlar. Onlara paspas olurlar. Efendi Hazretleri gibi. Yani en büyük bir düşmana gider yaklaşır, vaaz eder, alttan alır. Nasıl davranır? Saatlerce oturur ateistle, komünistle. Hiç fark etmez efendi Allah için. Ama hele bir de ben gelim de zikir istiyorum, ders öğret bana, Allah'a nasıl zikredeceğim diyene, ben talebe olacağım sana, okut beni diyene efendi Hazretleri. Malıyla, canıyla. Nerede öyle bir daha? Şimdi talebe medrese geliyor, bilmem ne. Talebeyi almıyorlar. Efendim, hocayı işten atıyorlar. Efendileri ne yapardı? Bir talebesi varmış da tabii bizden eski, bizim dönemimizden daha eski. Bir caminin müezzini de adını unuttum şimdi. O anlatıyordu yani. Yahu dedi, derse bir iki kere gidemedim. Efendileri beni aramıştı. Niye gelemiyorsun falan dedim. Çok sıkıntıya düştük hanımında. Altın bir iki tane var. O da işte kadıncağıza satmak istemiyoruz ama çok borçlandık. Borcu da ödeyemiyoruz. Ben ilaveten hani derse geleceğim saatlerde bir işlere gidiyorum da işte. Hani hanım da çok üzülüyor falan. Dur dur dedi sen. Bir de baktım diyor gelmiş diyor. 8 tane mi altın bilezik. Bizim hanımın bilezikleri demiş. Demek rıza aldı. Hacı annemiz, eski hacı annemiz. Efendim bütün yükünü çeken efendi hazretleri. Ne kadar büyük hizmetleri olan. Bundan sonra Zehra annemiz yani. Bilezikleri vermiş. Getirdi dedi ki al bu bilezikleri dedi. Borç borç değil dedi, hediyemiz olsun. Yeter ki bir dersi kaçırma. Ahiret ehlinden bahsediyor Mevla. Kime uyuyor? Pek bana uymuyor yani. Efendiye uyuyor. Yüz çevirenleri keremle yaklaşıp davet ederler. Hele bir de Allah'ın ilmine, dinine gelenlere paspas olurlar. Telattufen, lütfu keremle muamele ziyade ziyade yaklaşırlar.